Evet, dünyanın en süper, en mükemmel pastası geliyor. Bu sefer oluyor. Olacak tabii kızım. Görmüyor musun? Sihirle yapıyorum. Hani ellerinle yapacaktın? Aa, sen Perihan teyzeyi duymadın mı? Yüzyılın sihirli annesi sihirlerini çocuklarının mutluluğu için kullanan biri olacakmış. Ben de öyle yapıyorum. Tahmin etmiştim. Her şeyi de bil. Şimdi gidip bunu dolaba koyalım. Sonra da giyiniriz. Teşekkür ederim. Ay, biliyor musun? Senin için çok heyecanlıyım. Akşama gelen misafirlerin hepsi sana hediye getirecek. Bence doğum günlerinin en güzel tarafı bu. Ne aldın bana? Aa, söyleyemem, kusura bakma. O zaman sürprizi kaçar. Öf! Ya, öyle üfleme. Hadi gel, biz gidip giyinelim baban gelmeden önce. Ne giyeceğiz? İkimiz de birer yam yam olacağız. Yaşasın! Gel, gel. Yum 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 yum. Aha, işte oldu. Bu sihri içtikleri zaman damatlarım sarhoş zamparalara dönüşecek. Ve maskeli baloya götürdüğüm dansözün etrafında pervane olacaklar. Kızlarım buna çok sinirlenecek ve o sırada anneleri onlara kol kanat gelecek. İşte sorun, işte çözüm. Aslan Dudu, gene her zamanki gibi bu işi de hallettin. Dudu, aç artık kapıyı. İçeri al beni. Dondum burada. Tamam, tamam. Açıyorum. Buyurun Taci Bey Hazretleri. Söyle bakalım, ne sihiri yaptın? Sana ne? Gelsin Perihan'a söyleyeceğim. Dudu sihir yaptı diyeceğim. Ah, söyleyemeyeceksin. Çünkü baloya konuşan köpek değil, havlayan köpek olarak gideceksin. Hayır, bana yapamazsın bunu. Torunuma hediyesini verirken doğum gününü bizzat kutlamak istiyorum. Öyle de bir yaparım ki... Al işte, torununa da hediyeni ben veririm. Akıllan bakalım, benimle başa çıkabilir misin? Ben şimdi yukarı odama çıkıyorum. Hem balo kostümümü giyeceğim, hem de torunuma o çok özel hediyeyi yapacağım. Girme misafirler gelmeden. Aa, Eda? Sen böyle giyinmenin iyi bir fikir olduğuna inanıyor musun? Ha? Hadi toprak çocuk, neyse de sana ne oluyor? Dansöz gibi olmuşsun. Ne alakası var Yavuz? Bu bir maskeli balo, benim de kostümüm bu. Vallahi biri sana yan gözle baksın. O zaman olay çıkartacağım ha. Saçma saçma konuşma Yavuz. Yabancı kimse yok ki. Senden başka tek erkek eniştem. Bir de Avni Bey var. Aman ben onu erkekten saymıyorum. Ya bari birazcık doğrudur Allah aşkına ya. Allah aşkına bak, oturduğunu görmeyeceğim bak. Baş üstüne Yavuz Bey. Kızma anne, seni sevdiğinden yapıyor. Aman, bu da babasının avukatı. Bana bak, eğer günün birinde seni birine bakarken görürsem duman ederim. Aa, ne zaman gördün ki? Ben olursa diye diyorum. Heh. Ben bakayım mı? Hadi bak bakalım. Aa, Cem abiyle Tuğçe. Aman efendim, bu ne güzellik, bu ne güzellik. Teşekkür ederiz. Girsenize, annenler yok mu? Geliyorlar, Ceren'le Çilek merdivenden biraz zor çıkıyor da onlara yardım ediyorlar. Aa, neden? İkisinin de sırtında biraz yük var. Ayrıca babam da Betüş taşıyor. Aa, o niye? Betüş deniz kızı olmuş, bu yüzden yürüyemiyor. Ay, benim bunu kesin görmem lazım, koş. Ya Cem, yavaş ol ya. Ayıp. Hım. 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 İyi akşamlar. Hım. 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 Aa, aa, aa. Sen
Sen niye havlıyorsun Taceddin? Taceddin iyi misin? Ne oluyor sana periler aşkına Taceddin? Dudu nerede? Anladım. Sen şey demek istiyorsun. Herhalde yukarıda demek istiyorsun. Kolay gelsin Dudu. Sağ ol Perihan. Taceddin'in nesi var? Durmadan havlayıp duruyor. Maskeli balığı köpek olarak gidecekmiş. ama o zaten herkesin gözünde bir köpek. Bu bir değişiklik değil ki. Ama bizim için değişiklik, konuşmayacak, havlayacak. Sen, Duducuğum sen neden böyle bir şey yaptın? Bilmem, belirli bir nedenim yok. Ama zaten onu bizden başka kimse duymuyor. Niye böyle bir şeye gerek duydun? Ay, iyi kendin de söyledin ya işte bizden başka kimse duymuyor, kimseyle konuşamıyor. Hem zaten toprağın maskeli balo davetinde kiminle konuşsun? Bırak kendi kişiliğini oynasın. Gerçek bir köpek olsun yani. Havlasın. Bana bak Dudu. Gene bir işler çeviriyorsan alacağın cezanın çok büyük olacağını biliyorsun değil mi? Ay biliyorum Perihan, ikide bir de kafama kalkma. Geri zekalı değilim herhalde. Bak, toprak için yaptığım hediye. Ay pek güzel bir şeye benziyor. Aa, çok özel ve çok güzel. Toprağa her zaman ihtiyaç duyabileceği ve hep yanında taşımak isteyebileceği bir şey yapmak istedim. Ve ona bunu yaptım. Nasıl? Ne özelliği var? Konuşuyor. Ama zaten fanilerin bir sürü böyle konuşan bebeği var Dudu. Ay ne o kadar. Tabii ki var. Araştırdım. Onlar ya çiş yapıyor ya adını söylüyor. Başka bir şey yapamıyorlar. Ama bu hem anlıyor hem konuşuyor hem cevap veriyor. Düşünsene toprağın ömür boyu iyi ve kötü arkadaşları olacak. Ama ona her zaman doğruları söyleyen ve yanında olan bir arkadaşı olmayacak. İşte. Sihirlerini böyle anlamlı bir iş için kullanacağını hiç ummazdım doğrusu Dudu. Ben her zaman iyi bir anneanneydim. Gidelim artık istersen. Gidelim. Sen böyle mi geleceksin? Ne var tabii. Gerçek kişiliğimle bir peri gibi. Maskeli balo değil mi? Ben de öyle gideceğim. Önden buyurun peri ham. Betüş Hanım, buyurun. Ay Firuze'cim, zahmet ettin. Ne olur sen de keyfine bak. Olur mu? Siz bu halde hiçbir şey yapamıyorsunuz. Benim içime sinmiyor. Toprak çok ayıp. Misafirlerin hepsi gelmeden hediyelerini açma. Ama anne. Eda yapma, yazık ya. Heveslenmiş. Bırak açsın, ne olacak? Toprak kime diyorum? Eda, eğilip kalkma lütfen ya. Çok şirin olmuşsun Edacığım. Teşekkür ederim. Sen onu bir de Yavuz'a sor. Ya sizce de açık değil mi? Yok canım. Çok sempatik bir kıyafet. Aman Yavuz, zaten biz bizeyiz. Başka kimse gelmeyecek ki. Bu arada Betüş, sen de çok güzel olmuşsun. Bence de öyle. Vallahi belim koptu taşıyana kadar ama değdi doğrusu. Değmiş. Aa, bu senin hediyen mi anne? Evet. Aman da aman, kızımın papuçları ne güzelmiş. Anne teşekkür ederim. Dikkat et, onlar sihirli. İstediğin zaman seni hızla yürütür. İstediğin zaman dans ettirir. Ben de istiyorum anne. Bir de. Aa, olamaz. Burada kaç peri çocuk var böyle? Hepimiz periyiz. Ah, kesin Avni Beyler geldi. Bence annemler. Dur bakalım kim gelmiş. Yaşasın anneannemler gelmiş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba anneciğim. Toprak, görünüşe bakılırsa anneannem sana büyük bir hediye almış. Ama önce benim hediye. Galiba anneanneninkinin yanında biraz sönük kalacak. Önce anneanneminki. Al bakalım. Anne, ne aldın? Ay sabırlı ol, göreceksin. Aa, oyuncak bebek. Merhaba. Duydunuz mu? Konuştu. Bir şey daha söyle bakalım. Sadece merhaba mı diyor yoksa başka şeyler de söylüyor mu?
İsmin ne senin? Mercimek. Aa! Başka şeyler de söylüyor musun? Bir sürü şey söyleyebiliyorum. Hatta şarkı bile. İyi ki doğdun toprak. İyi ki doğdun toprak. Ya? Hayret doğrusu. Ay, teknoloji ne kadar gelişmiş. Değil mi Betüş? Ya evet hayatım. Bence annem sihirlerini epeyce geliştirmiş. Anneciğim, nereden aldınız bu hediyeyi sahiden? Çok müthiş bir şeymiş bu ya. Eşi benzeri yok. Yurt dışından getirttim. Ha. Sağ ol anneanne. Artık benim de bir arkadaşım oldu. Hayatım boyunca en çok ona güvenebilirsin. Seni hiç üzmeyecek şekilde sihirledim. Biz geldik. Ay maşallah herkes nerede buradaymış. Bize yer var mı? Merhaba. Aşk olsun yani Betüş. Niye deniz kızı olacağını bana söylemedi? Sen asıl Duda Hanım'la Perihan Hanım'a bak. Gerçek kıyafetlerine katılmışlar peri gibi. Kesin Navni. Bu gece peri meri yok, eğlenmeye geldik. Geldik de müziksiz eğlence olur mu ayol? Hadi müzik. Geliyor, geliyor. Müzik. Uçacağız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.